Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ediyorum. Soruyorsunuz her yerden, abla yeni video ne zaman diye. Bir 10 gün kadar falan oldu, en son kızlarla video çekmiştik. Evet, açıkçası böyle bu 10 gün içine birazcık yoğundum. Merak ettiğiniz için de teşekkür ederim. Gayet iyiyim, keyfim de yerinde. Hava şu anda birazcık açmaya başladı şansıma. Hava hep kapalı, eğer İstanbul'dakiler biliyorlardır, biliyorsunuzdur mutlaka. Karanlık havada da video çekmek biraz sıkıntılı. Ama bugün böyle artık ne olursa olsun bir makyaj videosu istediğiniz benden. Neden istediğiniz? Saçlarımı rengarenk yaptırdım. Artık bahar geliyor biliyorsunuz. Ben de renkli şeyleri severim. O yüzden dün ben bu makyajı yaptım. Hoşuma da gitti. Böyle renkli saçlar için renkli bir makyaj videosu olacak. Hemen başlamak istiyorum. Öncelikle dudaklarımı hafif nemlendireceğim. Ben Nedivel'in şu minik lip balmlarını ben çok sevdim. Çok hafif mat bir uçturacağım için. Çok soğuktu dün de dışarıda. Biraz dudakların kırmış. Hemen bunu sürdüm. Bu kullandığım benimkisi çilekli olanı. Hemen şöyle saçlarımı geriye alayım. Ve cildimi tabii ki temizleyip nemlendirdim. Başlıyorum hemen. Fondöten olarak Rimmel'in Lasting Finish bu 25 saat kalıcı olan. Benimki 200 Soft 5 SPF 20 içeriyor aynı zamanda bu ürün. Şöyle 2 pompa kadar aldım. Benim artık klasikleşen Sephora'nın kontür fırçasıyla hemen şöyle pıt 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 pıt. Burada öyle buralarımda iki tane sivilce çıktı. Çok korkunç. Son böyle bir ay içinde falan diyebilirim. İzleri de kaldı. Ama kapanıyor. Allah'tan. Ay yaşasın, güneş açtı şansıma. Sizler nasılsınız? Yazın aşağıya bana. Nasıl geçiyor günleriniz? Biliyorum ki lise dönemlerinde, şimdi şimalden biliyorum, sınav haftalarınız yaklaştı. Çalışıyorsunuzdur umarım. Videoyu seyrettikten sonra hepiniz oturup derslerinizi lütfen ihmal etmeyin. Fondötenimizi yaydıktan sonra şimdi gözaltı kapatıcısı yaklaşık bir haftadır falan kullanıyorum. Bu Nihal'in etkinliğinde DNA Cosmetics tarafından hediye edilen bir tane krem, şöyle bir kontür paleti var. Daha doğrusu kapatıcı kontür arası karışık. Güzel bir ürün. Ben şimdi gözaltlarıma hemen şuradaki rengi parmaklarımla uygulayacağım. Yapıları falan oldukça yumuşak. Sevdim yani. Oldukça kremsi. Hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Gün içinde de böyle çok akma, işte böyle birikme fazla yapmadı. Bence güzel bir ürün. Gördüğüm kadarıyla gayet iyi kapattığını görüyorum. Hemen fara geçeceğim. Klasik benim artık göz kapağıma. Şöyle şampanya renklerinde sürdüğüm farları biliyorsunuz. Essence'in bu farını ben çok seviyorum. Daha önce de kullandım. Capuchino Please 58 numara. Hemen düz far sürme fırçamla göz kapağıma komple bu farı uygulayacağım. Fazlasını atıyorum. Hafif şöyle ben pınarlarına da getiriyorum. Böyle hani ilk başta sürerken orası da daha aydınlık dursun diye. Şöyle kalınlığı hafif kaş altına süreceğim. Şimdi göz kapağımın katlanma bölgesini birazcık böyle dağıtarak bunu da çok seviyorum. Buna sevdiğim bir dostum Almanya'dan hediye etmişti biliyorsunuz, daha önce belki söylemiştim. Kiko'nun Infinity kaç numarası? 232 numaralı
Şöyle bir güzel renkli fırını süreceğim. Kiko bu arada Türkiye'de de artık mağazaları açılmaya başladı. İlk benim bildiğim sadece kapasitede var. Başka yerde var mı bilmiyorum ama gidemedim. İlk fırsatta ben de gideceğim. Hemen bunu Mekin 217 fırçasıyla alıp, allık olarak bile çok güzel olur aslında. Denemedim, sanırım deneyeceğim. Dıştan başlıyorum hafifçe. Çok fazla iç taraflara bu rengi, pembeyi, mürdü mü diyeyim, getirmeyi düşünmüyorum. Birazcık daha sonra böyle iç taraflar karanlık duruyor. Çok hoş durmuyor. İyi dağıtabildim sanırım. Hemen biraz daha şöyle yukarı çekeyim hatta. Far uygulaması bu kadar. Çok fazla bir şey yapmadım aslında gördüğünüz gibi. Kalem olarak gene dün benim sürmüş olduğum ve dün ilk defa denediğim yine Nihal'in etkinliğinde hediye edilen Esterel markasının şu kalemi, lacivert kalemi. Deluxe, Esterel Deluxe Cosmetics denmiş. 419 Dark Blue rengi. Şöyle çok güzel bir lacivert. Böyle petrol rengine de yakın ama çok sevdim ben bunun rengini. Yani siyah ve kahveden başka çok fazla bilirsiniz. Kullanmam ben renkli kalem. Yakıştıramıyordum ama bunu sevdim gerçekten. Şöyle çok hafif. Yanıma piyasa broşumu almamışım arkadaşlar. Siz onunla dağıttığımı farz edin. Şununla dağıtmak durumunda kaldım şu anda. Bu makyaj temizleme şeyleriyle de yapabilirsiniz. Pamuklu çubuklarla da dağıtabilirsiniz. Yani illa pencil broşunuzun olması gerekmiyor. Ama daha iyi sonuç alınıyor tabii şimdi. Doğruyu söylemek gerekirse. Çok tabii pencil broş kadar olmadı ama hemen ben şey yapacağım, şu çok böyle aşağılara geçenleri birazcık kapatıcı ile yine. Evet. Şimdi bir maskara kullanacağım. Videolarımda ilk defa kullanıyorum ama aldığımdan beri neredeyse her gün kullanıyorum arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir maskaraymış. Essence'in Lash Princess, bu şurası yeşilli olan, pembesi falan da var sanıyorum bunun ama inanılmaz güzel bir uzunluk veriyor. Yani benim kirpiklerim zaten sıkıntılıdır, hep bahsederim, böyle cılızdır, kısadır. Buralar başka ürünlerde kullanıyorum uzatmak amaçlı ama şu iki katta muhteşem bir efekt veriyor, göreceksiniz zaten şimdi. Kıl bir fırçaya sahip. Uca doğru hafif inceliyor. Tek sıkıntısı birazcık akma yapabiliyor böyle hafif kirpik, alt kirpiklere. Ama onu sorun etmiyorum kesinlikle. Oldukça kalıcı ve biraz zor temizlenen bir maskara ama tek tek ayırması, uzatması, kıvırıklık vermesi muhteşem. Şöyle farka bakar mısınız? Ki eğer benim gibi sıkılmıyorsanız kirpiklerinizle uğraşmaktan gerçekten muhteşem sonuçlar alabileceğinizi düşündüğüm bir maskara. Yani 12 lirada gibi de fiyatı var. 12-13 lira. Bence deneyebilirsiniz. Birazcık daha uçlarına geçeceğim.
Ne dersiniz arkadaşlar? Ben beğendim. Kaşlarımı klasik artık Rimmel'in Brow Disveil. Benimki 2 medium dark olması, medium brown olması lazım. Ya da medium dark gibi. Medium brown. Artık bitmek üzere. Yenisi var. Seviyorum bunu. Kaşlarınızda kalem kullanıyor musunuz? Sorayım size. Kalemlerin ben birazcık kaşların, kaş köklerini zedelediğini ve döktüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? O yüzden far ve bu tarz işte maskara tarzı ürünleri kullanmak hep tercihim oluyor benim. Evet, artık herhalde bu bir tanelere gidecek. Çok fazla boyamasa da şeklini verdi sanıyorum. Evet, renkli renkli yapacağım birazcık dedim. Yine tabii ki hani böyle tam bahar muhar ama benim kışın en çok sevmeyi, kullanmayı sevdiğim allıklardan The Balm'ın Pinstripe'di bu galiba değil mi? Evet, The Balm Stain allıklardan. Bu kış o kadar çok kullandım ki bunu artık elimde bütünleşti diyebilirim. Real Techniques'in allık fırçasıyla. Bu oldukça pigmentli bir allık olduğu için mesela Mekin 109'uyla falan süremiyorum bunu, böyle direkt patlıyor yanaklar. Ki bunu da bile öyle ne kadar hafif ucuyla değdiriyorum sadece. Sadece renk bütünlüğü olsun diye kalan böyle en son hafif, ben böyle bilirsiniz belki yıllardır ilk makyaj videolarımda da bahsetmiştim. Severim yüzüme dağıtmayı birazcık böyle allıktan. Şimdi evet, yani hani gözler de çok aslında sade olmadı ama dudaklarımda yine son zamanlarda çok kullanmayı sevdiğim bir ruj. Onu da sevgili Ayşegül ve Sevda ile birlikte buluştuğumuzda kızlar dediler ki Arzu kesinlikle al, bu renk sana çok yakıştı. Ben de çok sevdim. Golden Rose'un Velvet matlarından 28 numara, şöyle muhteşem güzel bir renk değil mi? Hemen ben birazcık dudağımdaki bir şeyi fazlasını alacağım. Lip Balm'ın ve evet, bu şekilde arkadaşlar rujumu da sürdüm. Aslında bu renk bir kalemim yok. Olsa çok daha güzel sonuçlar alabilirdik. Şimdi altında da Lip Balm olduğu için birazcık böyle sanki hafif dağılma yapacak gibi ama bu şekilde, ne dersiniz? Bu kışın artık son günlerinde, bahardan önce hem birazcık renklenmek adına hem de birazcık böyle işte eğer siz de böyle renkli saçlar kullanıyorsanız bir makyaj örneği olması açısından bugünkü makyajımı da sizlerle paylaşmak istedim. Eğer beğendiyseniz lütfen videomu beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olun yeni videolardan haberdar olmak için. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın lütfen. Bay bay.